Biz ne biliriz abi? Emir kuluyuz. Ne derlerse onu yaptık. Silahlar ne zaman geldi? Yeni geldi. Biz de şaşırdık. Normalde gemiyle gelirdi. Bu sefer tırla yollamışlar. Söyle. Tamam, haber bekleyin. Çocuklar hastaneyi sarmış. Velin arıyor. Bence konuş tertip. Pazarlık her zaman iyidir. Bu sefer neden arıyorsun? Tehdit mi, vaat mi? Bu sefer sevdiklerin için arıyorum. Senden haber alamayınca anam baban hastanede endişeye düşmüşler. İstersen bir ara sesini duysunlar ha? Tehdit diyorsun yani. Ne oldu? Vaat edeceğim bir şey kalmadı mı? Ben vaat etmem. Söz veririm. Eğer İskender'i bırakırsan dünyaları bağışlarım. Yok bırakmazsan dünyayı başına yıkarım. Sözüm söz. Senin sözünün büyük mü yok Tatar? Ben bundan böyle sözü geçenlerle konuşacağım bu mevzuları. Hadi eyvallah. Ne dedi? Hastanedeki adamlarını ara, anasını babasını kaldırsınlar. Dışarı çıkın. Çıkın dedim lan! Karşımızdaki adamı Harbi ile Turan'la karıştırma. Adamın derdi pazarlık yapmak, bizden bir şey koparmak değil. Ailesine dokunursak İskender'i yaşatmaz. Bir çocuğa teslim mi olacağız Fuat? İskender'i sağ salim anasına götürmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biraz sabır. Bende sabır kalmadı Fuat. Seninkiyle idare edeceğiz. Bana kalsa o hastaneye gider bütün ailesini kendi ellerimle dilim dilim doğrarım. Homurdanıp duruyor. Ne dediği anlaşılmıyor ama acayip canımı sıkıyor. Ne diyorsun lan? Tatar olalı. Böyle zulüm görmedi. Sizlerin cenazesi son zamanların en şaşalı cenazesi olacak. Eğer onu görmeden giderse harbiden çok üzülür. Çok üzülür. Kapat şunun ağzını. Ben hazırım. Ömer Korkmaz gelmiş. İskender? Yanında değil. Gelsin. Oğlum nerede? Siz çıkın dışarı. Üzülmenizi istemezdim. Olayların bu hale gelmesini de. Ama oğlunuza birinin haddini bildirmesi gerekiyordu. Şimdi de bize haddimizi bildirmeye mi geldin? Güler Hanım'la konuşmaya geldim. Baba oğul beni anlamadınız. Belki o anlar. Oğlum elinde diye böyle küstahça konuşmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Ha? Seni buraya gömerim. Ömrümün sonuna kadar oğlumun yasını tutarım. Ama böyle konuşmana izin vermem. Bana bak delikanlı. Her şeyin bir adabı ve sınırı var. Tatar'ın sınırı da sabrı da benim. Ve sen sınırı aşıyorsun. Oğlunuz benim canımı yaktı. Size dedim ki oğlunuza sahip çıkın yoksa canınız yanacak. Ne dediniz? Bizim oğlumuza kimse dokunamaz. Ben dokundum. Dediniz ki oğluma dokunmaya kalkanların anılarının gözünde ağlamaktan yaş kalmadı. Ama ben aynısını size layık görmediğim için İskender'in Ali Ekber'e yaptığını ben oğlunuza yapmadım. Ama gözlerinizin içine baka baka diyorum ki sevdiklerime bir daha zarar gelirse, onların bir tek kılı dahi incinirse, biricik oğlunuzu öldürürüm. Ben dediğini anladım. Gerektiği şekilde anlattın, biz de anladık. Ama senden bir şey istiyorum. Bana oğlumu gösterir misin? Güler Hanım, benim bir kardeşim var. Adı Didem. Siz nasıl böyle kocanızı, oğlunuzu seviyorsunuz ya. İşte o da Ali Ekber'i öyle seviyor. Onun hasretiyle yanıyor. Anlatabiliyorum değil mi? İskender'in hatasını ben telafi edeceğim. Enişten hakkındaki dava düşecek. Ama senden de onun sessiz kalacağına dair söz istiyorum. Ali Ekber sizinle ilgili tek bir kelime dahi etmeyecek. Eğer ederse cezasını ben vereceğim. Hayırlı günler. Birazdan evinde olacak İskender. Hastaneyi terk edin, mesele çözüldü. Umarım bir daha yollarımız kesişmez. Benim sizde bir işim yok. Yanlış adamı aldınız. Biz çok yanlış yaptık birader. Ama seni almak bugüne kadar yaptığımız en doğru iş. Kimsiniz? Mesele paraysa hallederiz. Beni bırakın, sizi memnun ederim. Bizi nasıl memnun edecekmişsin? Bir anlat bakalım. Cebimde telefon var. İçinde 250 tane kadının fotoğrafı var. Sarışın, esmer, kızıl. Hangisini seçerseniz size veririm. Şimdi bunlardan hangisini seçersen bana vereceksin, öyle mi? Peki hepsini seçersem? Hepsini veremem, ben batarım. Onların her birini $5000 getirdim ben. Seç beğen 20 tanesini vereyim. Fazlası da olmaz. Ne durumdayız Fuat? İstediğimizi verecek mi? Şimdilik sadece pasaportlarıyla 20 tane zavallı kız veriyor. Adamlarına da söyledim. En fazla 20 tane verebilirim. Yoksa ben de batarım. Senin adın Erdem'di, değil mi? Ulan Erdemsiz. Koyun mu veriyorsun, mal mı veriyorsun? Derdiniz kadın değilse ne? Yaptığın iş. Oldum, bittim, yaptığın işe uyuz. Fuat. Bu arkadaş yaptığı işten dolayı boğazına kadar pisliğe bulanmış. Biz bunu bir temizleyelim. Bunun pisliğini su temizlemez abi. Daha etkili bir şey lazım. Siz benim kimlere hizmet ettiğimi biliyor musunuz? Bana zarar verirseniz sizi öldürürler. Şöyle de bilelim. Mesela Varol Kalaycı. Ona da hizmet veriyor musun? O kim? Tanımıyorum öyle birini. Biz temizliğe bu arkadaşın eliyle başlayalım. Belki o zaman tanır. Hayır, 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 hayır! Eninde sonunda tanıyacaksın. Ha diyorsan ki acıdan zevk alıyordum. Hayır. O zaman hayatın boyunca alacağın en büyük zevki Fuat sana tattırır. Varol psikopattır. Beni işkenceyle öldürürüm, söyleyemem. Fuat, biz bu arkadaşın yüzünü değiştirelim. Görünce Varol tanımasın. Hayır. Hayır lütfen. Hayır. Hayır yalvarırım lütfen. Bu sabah benden bir kız istedi. Canı sıkılmış. Ne zaman canı sıkılsa hırsını kızlardan alır. Nereye gönderdi kızı? Reşadiye'de bir çiftliğe. Fuat, bu şerefsiz kaç tane kızı alıkoymuştu? 250 dedi. O zaman her biri için suratına bir iz bırakalım. Hayır. Yalvardım, yapmayın. Bir daha bu işi yapamazsın. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Hayır. Efendim, abim bankacı dostlarını yemekte ağırlamak istedi de. Yavaşlı. Bütün misafirlerine aynı muameleyi yapıyorsan ben hiç oturmayayım. Hiç sorma Turan Bey. Ya bu adamlara 40 defa söyledim. Şu kredi kartı limitlerini düşürün dedim. Bu müdürler uyanık ya, beni yiyecekler. Hanımın bütün kredi kartı limitlerini arttırmışlar. Ben de biraz limit arttırmaya geldim. Bilseydim başka zaman gelirdim. Dostlarımıza her zaman sonsuz kredimiz var Turan Bey. Hele bana yaptıklarını düşünürsek... kredin sınırsız. Dün yaşananlar malum. Bunu biraz toparlamamız lazım. Vallahi beni bilirsin Turan Bey. Ben kurulu düzen bozulsun istemem. O kadar uğraştık. İş kurduk. Dostluk kurduk. Öyle iki delikli demire dostluğu bırakmam. Tatar İskender'i çeker. Harbi de Tatar'ı sineye çeker. Böylece her şey eskiden nasıl yürüyorsa öyle yürüyüp gider. Ben öyle düşünmüyorum. Harbi büyük yanlış yaptı. Eline yüzüne bulaştırmasa arkamızdan iş çevirecekti. Bunun bir bedeli olması lazım. Sen hak hukuk adamısın. Nasıl bir bedel biçtin? Ben diyorum ki İskender'e destek verelim. Harbi fazla hırslı. Hepimizi sıraya koyacağını düşünüyor. Bizden olan en küçük birini bile sarsamayacağını gösterelim ki sıra bize gelmesin. Benim asıl canımı sıkan şu yeni yetme. Sen kim oluyorsun da İskender Tatar'ı kaldırıyorsun? Üstüne üstlük bize posta koyma cüreti gösteriyorsun. Arkasında harbinin olduğunu düşünüyorsun. Arkasında birilerinin olduğu kesin. Ama mühim olan arkasında kimin olduğu değil. Birilerinin bu adama dersini vermesi. Tatar vermezse ben vereceğim. Adamın niyeti belli. Tekne işi yapıyor. Piyasada kendine yer açmak istiyor. Biz işi İskender'e verirsek hem harbinin burnu sürter hem de Ömer Korkmaz bu alemde yükselmenin kolay olmadığını anlar.